Herkese merhabalar diyoruz. Bugün sizlerle birlikte Atatürk'ün vefatı ve sonrası konusunu öğreneceğiz. Bugün sizlerle birlikte Atatürk'ün vefatı ve yankılarını, insan eserleriyle yaşar konusunu, yeniden sarsılan dünya konusunu, İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye etkilerini ve demokrasi yolunda güçlü adımlar konusunu öğreneceğiz. Mükemmel bir şekilde konumuzu öğrendikten sonra da ödevlerimizi çözeceğiz ve inşallah bu konuyu da cebimize açacağız. Hadi bakalım. Şimdi Atatürk'ün vefatı ve yankıları. Öncelikle ben Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini gördüğümde her zaman bir Atatürk imzası atma ihtiyacı hissediyorum kendimde. O yüzden burada hemen şöyle bir attım. The Daily Newspaper, dünyanın başı sağ olsun diye yazmış. Türk milleti kahraman evladı Mustafa Kemal Atatürk'ü dün saat 9:05 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda kaybetti diye haber düşmüş Daily Newspaper. Bir dünyadaki Afgan kralı, bakın, Fransız Cumhurbaşkanı, Afgan kralı, Hindistan Parlamento Heyeti Başkanı, Japonya, dünyadaki herkes onunla alakalı cümleler yazıyor. 1937 yılında ilerlemeye başlayan Atatürk'ün sağlık sorunları 1938 yılının başından itibaren kaygı verici boyutlara ulaşıyor. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğuyor ve 1938'de de vefat edecek arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Şimdi Atatürk hastalığına rağmen devlet işlerini aksatmamış. Hatay sorunuyla yakından ilgileniyor. Hastalığı iyice ağırlaşan Atatürk çok arzu ettiği halde Cumhuriyet'in ilanının 15. yıl dönümü törenlerine katılamıyor. Atatürk'ün ilk cenaze merasimi İstanbul'da yapılıyor. Atatürk'ün naaşı 1953 yılına kadar geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'nde kalıyor. 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 9:05'te Dolmabahçe Sarayı'nda da vefat edecek Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi Atatürk mal varlığının büyük bir bölümünü kendi tarafından kurulan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bağışlıyor. Bu kurum, bu durum, daha doğrusu bu yaptığı bağışlar onun milli kültür ve milli kimliğe ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi. Bakın bu sınavda çıkabilir. Burası LGS ile bağlantı olarak sorulabilir. Atatürk'ün vasiyetnamesine baktığımızda ebedi şehrimizin son arzularını havi dosya Ankara'da mahkemede açıldı diyor. Bütün hukukunu ve tahvilatını, yani bütün mal varlığını memlekete bırakan Aziz Atamız hemşiresiyle Bayan Afet, Sabiha Gökçen ve Küçük Ülke'ye Dil ve Tarih Kurumu'na da hisseler bıraktı diyor. Şimdi Atatürk'ün vefatı ulusal ve uluslararası alanda geniş yankı uyandırıyor. Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oluyor. Zaten ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tü. İlk başbakan İsmet İnönü'ydü. Mustafa Kemal Atatürk vefat edince İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olarak başa gelecek. İsmet İnönü 2. Dünya Savaşı yıllarında çok partili hayata geçiş aşamasında Türkiye'nin en tepe noktasına yer alan kişi. Atatürk'ün vefatı ulusal ve uluslararası alanda çok geniş yankılar uyandırıyor. UNESCO Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü olan 1981 yılını Atatürk yılı ilan ederek onun evrensel kişiliğine vurgu yapıyor. Emperyalist devletlere karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı mazlum milletlere de bağımsızlık konusunda örnek oluyor. Yani bu çıkar, bakın LGS'de. Bu TRT çıkmışta çıkar arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Esasında Türk milleti burada Yunanlarla mücadele ederken Batı cephesinde, burada Fransızlarla mücadele ederken, burada Ermenilerle mücadele ederken sadece kendi ülkesini kurtarmıyor. Tüm doğuyu kurtarıyor. Bu Atatürk'ün sözü. Yani burada yapılan müdafaa tüm doğuyu kurtarıyor. Tüm doğu derken bu tarafta, dünyanın diğer tarafında biliyorsunuz Hindistan var, İran var, Irak var, doğuda birçok devlet var. Eğer İngilizler buraları işgal etse zamanla oraları da işgal edecekler. Ama burayı işgal edemiyorlar, burayı işgal edemeyip geri dönüyorlar ve anlıyorlar ki diğer devletler, biz de eğer böyle mücadele edersek, biz de Türkler gibi kahraman bir şekilde mücadele edersek biz de kendi ülkemizi kurtarabiliriz diyorlar arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı eserlere bakalım. Bölüğün Muharebe Eğitimi, Nutuk, Tatbikat Gezisi, Cumalı Ordugahı, Geometri, Birinci Tabiye Meselesinin Halli, Takımın Muharebe Talimi, Medeni Bilgiler, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Tatkik Meselesinin Çözümüyle Emirlerin Yazılmasına ilişkin Öğütler, Talim ve Terbiye Askeri Hakkında Noktayı Nazarlar, bunların her biri Mustafa Kemal'in yazdığı eserler. Ve gördüğünüz gibi geometri kitabı bile yazıyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani farklı farklı yönleri var. Şimdi gelelim yeni konuya. Yeniden sarsılan dünya. İkinci Dünya Savaşı'na giriyoruz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda mihver ve müttefik devletler var. Hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri ve ittifak devletleri vardı. Şimdi ise mihver ve müttefik devletleri görmemiz gerekecek. Şimdi gruplara baktığımızda mihver devletler İtalya, Almanya, Japonya. Müttefik devletler ise İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği. Peki nereden çıktı bunlar? Hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa vardı. İtalya bu taraftaydı. Bu tarafta da Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu vardı. Biz İkinci Dünya Savaşı'na girmiyoruz şimdi. Almanya Birinci Dünya Savaşı sonrasında yeniliyor. Ama İntikam almak için İkinci Dünya Savaşı'nı başlatıyor arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerine bakalım. Almanya, İtalya ve Japonya'nın yayılmacı politikaları.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan anlaşmaların kalıcı barışı getirmemesi. Mesela bize Sevr Anlaşması'nı imzalıyorlar. Biz ne diyoruz? Mustafa Kemal Atatürk Türk Millet diyor ki hadi oradan diyoruz ve Kurtuluş Savaşı'nı yapıyoruz. İşte Almanya'ya da Versay Anlaşması'nı yapacaklar. Almanya biraz bekleyecek. Bekledikten sonra İkinci Dünya Savaşı'nı başlatacak. Yenilen devletlere ağır tazminatlar yüklenmesi ve devletler arasındaki çıkar çatışmaları bu savaşa sebebiyet verecek. Sonucunda savaşı müttefik devletler kazanıyor. Yani kim kazanıyor? Bunlar kazanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İngiltere, Fransa yine kazanmayı biliyorlar. İngiltere, Fransa kazanıyor. Almanya, Hitler, Mortingenstrasse yani patlıyor Hitler. Peki dünyada demokrasinin gelişimi hızlanıyor. Birleşmiş Milletler kuruluyor. NATO ve Varşova. Bak Varşova Rusya tarafında. Varşova Paktı. Ve NATO bu da Amerika tarafı oluyor. Gibi iki şey kuruluyor, güç kuruluyor. Ve ABD ve SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği iki süper güç haline alıyor. Ve dünyada soğuk savaş dönemi başlıyor. Şimdi bakın İkinci Dünya Savaşı'nı şöyle bir haritada görelim. 1939 yılında Hitler Polonya'ya saldırıyor. İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan ediyor. Almanya Batı Avrupa'yı işgal ediyor. Tüm Avrupa'yı işgal ediyor. 1941'de Almanya Rusya'ya da saldırıyor. Japonya Pearl Harbor'a saldırıyor. Pearl Harbor'a uçakla bombalar atıyorlar. Kamikazeler şeklinde. Amerikan limanları. Pearl Harbor neresi hocam diyebilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın şimdi. Şurası Kuzey Amerika. Şurası Güney Amerika. Şurası şöyle Afrika. Şöyle Norveç'i falan çizelim. Avrupa'yı, İtalya. Şöyle. Şuraları çizelim. Arap Yarımadası falan. Şimdi Japonya burada ya. Japonya buradan böyle uçakla gittiği zaman hop çıkılıyor buradasın yani. Hani dünya yuvarlak olduğu için buradan buraya buradaki adalara baskın yapıyor. Buradaki adalara baskın yapınca Amerika. Burası Amerikan oldu ya. Şurası Amerikan oldu ya. Burası Osmanlı'nın olduğu yer. Bizim olduğumuz yer. Savaş burada gerçekleşiyor. Şimdi burası Japonya. Japonya'nın da bayrağı bu biliyorsunuz. Japonya buradan gidip Amerika'ya saldıracak. Ve Pearl Harbor'a baskın yapınca Amerika çıldırıyor ve gidiyor Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıyor ve dünyanın resmen yer yerinden alınıyor. Japonya tırsıyor. Ve ardından da Normandiya çıkarması oluyor. Normandiya çıkarması ne? Buradan çıkarma yapıyorlar. Buradan çıkarma yapıyor. İngiltere burada ada biliyorsunuz. İngiltere ve Amerika buradan Normandiya çıkarması yapıyorlar. Fransa ile birlikte. Hitler intihar ediyor ve Almanya teslim oluyor. Japonya'ya da atom bombası atıyor. Çünkü Japonya durmuyor. Durmayınca Amerika atom bombası atıyor. İnsanlık için yüz karası bir hareket yapıyor. Peki İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye ne yapıyor? Müttefik devletler yani İngiltere, Fransa, Rusya Kahire ve Adana konferanslarıyla Türkiye'yi yana çekmeye çalışıyorlar. Buna karşı Türkiye denge politikasıyla savaş açığı kalmaya çalışıyor. Ve çeşitli dostluk ve ittifak anlaşmaları yapıyor. İngiltere ile Fransa ile karşılıklı yardım anlaşması yapıyor. Almanya ile de saldırmazlık paktı imzalıyor. Müttefik devletler Yalta konferansında Almanya ve Japonya savaşı ilan etmeyen devletlerin kurulacak uluslararası teşkilatta alınmayacağını duyuruyorlar. Yani şimdi Almanya ve Rusya'ya biz Almanya ve Japonya savaş ilan etmemiz gerekiyor. Bize ilan edeceğiz zaten. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ilan edeceğiz. O yüzden Almanya ve Japonya savaş ilan edeceğiz. Sıcak bir çatışmaya girmiyor. Zaten savaş bitmek üzereyken ilan ediyoruz. Ve San Francisco konferansına katılıp Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi oluyoruz. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerine bakalım. Birincisi ne olur ne olmaz diye biz seferberlik ilan ediyoruz. Ekmek, zeytin, şeker, yağ, karne ile dağıtılmaya başlanıyor. Varlık vergisi konuyor. Yani geliri çok fazla olan insanlardan vergi alınıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve askeri harcamalar artırılıyor. Bunların hangi alanla ilgili olduğu LGS'de gelebilir arkadaşlar. Burayı hemen şöyle söylüyorum. Bak şimdi. Seferberlik askeri ve sosyal. Bu tarz şeyler ekonomik ve sosyal. Varlık vergisi ekonomik. Sokağa çıkma yasağı sosyal. Askeri harcamalar da askeri bir gelişme. Sonrasında İkinci Dünya Savaşı'nı demokrasiyle yöneten ülkeler kazanıyor. Yani İngiltere, Fransa demokrasiyle yönetiliyor. Hitler'in olduğu Almanya ve Mussolini'nin olduğu İtalya biliyorsunuz ki faşist yönetimler. Yani başlarında bir kişi var o yönetiyor ülkeyi. Şey yok. Bir tane cumhuriyet yok. Bakın şöyle göstereyim. Burada başta Hitler var. Hitler tüm ülkeyi yönetiyor. Burada da Mussolini var. Mussolini tüm ülkeyi yönetiyor. Bunlar burada da yine Japonya'da bir kralları var. Hep bir adam yönetiyor. Burada ise demokrasi var. O yüzden savaşı demokrasiyle yönetilen ülkeler kazandığı için bundan sonra diyorlar ki eğer bu taraftaysanız Amerika'da da burada, Amerika da burada. Amerika'nın demokrasiyle yönetildiğini biliyoruz. Bunlar diyorlar ki eğer demokrasiyle yönetilen ülkeler kazandıysa Türkiye'de demokrasiye geçmeli diyor. Türkiye'de de o zamanlar tek parti iktidarı var. Hatırlarsanız 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. 1922'de saltanat kaldırılmıştı. 1923'te eski inkılap tarihini tekrar ediyoruz çaktırmadan. 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti.
1924 tarifelik kaldırılmıştı. 1925'te çok partili hayata geçirmek isteniyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu ama bu parti kapatılmıştı. Şeyh Seyit İhsan çıktığı için Takrir Üskün Kanunu'na kapatılmıştı. Sonra 1929'da ekonomik kriz çıkınca dünyada 1930'da da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu. Bu parti de yine rejim karşıtı toplanıyordu. Kapatılmıştı. Kendi kendini kapatmıştı. 1930'dan 1946'ya kadar tek partili hayat var. Yani esasında Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetiyor. 1946'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık çok partili hayata geçme ihtimali olacak. Ve savaş yılları Türk halkını birçok açıdan olumsuz etkilediği için, hükümet faaliyetlerini denetebilmesi için çok partili hayata geçiriyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Milli Kalkınma Partisi ve Demokrat Partisi gibi yeni bir partiler çıkacak. Ne olacak? Adnan Menderes ve arkadaşları tarafından kuruluyor. Ve 1946 seçimlerini kazanamazsalardı, kazanamamalarının sebebi de şu. 1946'daki seçimlerde açık oy veriyorsun. Açık bir şekilde hangi partiye oy verdiğin belli ama gizli sayım yapılıyor. Nasıl yani? Gizli sayım yaparsan kim kadar kazandı nasıl bileceğiz? Ama sonradan 1950 seçimlerinde gizli oy açık sayım yapılıyor. Gizli oy açık sayım yapılınca da bu sefer tabii ki Demokrat Parti iktidarı kazanmış oluyor. 1946 yılında ilk kez çok partili seçim yapılıyor ve açık oy gizli sayım usulü eleştirilere neden oluyor. Sonrasında bak açık bir şekilde oy, hangi partiye oy verdiğinin gözükmesi garip bir şey yani. Gizli oy açık sayım yapılınca, açık bir şekilde herkesin ortaya sayılınca Demokrat Parti iktidarı kazanmış oluyor. Hadi bakalım arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yazmayı unutmayın.